Maskeler de öyle, hiç gerek yok. Lekeleriniz için, benim de bu yaz lekem oldu. Ben de bu yaz lekeyle tanıştım. Ve gerçekten çok etkili. Böyle bıyık gibi de duruyordu. Onu da bakın yavaş yavaş giderdim. Ne yaptım? Yumurta kabuğundan faydalandım. Yumurta kabuğunun leke açıcı etkisi var. Gerçekten evet, yumurta kabuğu şöyle. Yumurtanın kabuğunun o özellikle damgalı bölümünü alıyorsunuz. Damgalı bölümü şimdi denk getirmiyorsunuz. Şurada gösterelim. Tamam, yumurtayı evet kırdık. Bak, bak şurada bir damgası var. İki numaraya gösteriyorum. Bu damgalı kısmını çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Onu koymuyoruz. Yumurta kabuğunun inanılmaz etkisi var leke açmada. Çok iyi leke kremlerinin içinde de yumurta kabuğu var. Bunu kuruttuk. Kuruttuk. Şöyle bir tepsinin üzerine koyun. Tepsinin üzerinde bir günde kuruyor. Yumurtaları kırdık. Çiğ yumurta. Evet. Ondan sonra zarını almadık. Aksine onunla beraber kuruttuk. Evet, onunla beraber kuruttuk. Sonra bunu kuruduktan sonra aldık. Havanda şöyle dövdük. Dövdük ve un haline getirdik. Un haline getirdik peki. Çok kolay dövülüyor. Yanında böyle bir koca da alabilirsiniz. Bu Feridun Bunak evet motoru. Evet bak toz haline geldi. İşte çok, bu. Evet çok güzel oluyor. Yalnız yumurtalarınız biraz kurusun. Ha dışarıda beklerse kokuşma yapar. O yüzden kuruttuktan sonra muhakkak buzdolabında beklesin kullanacağınıza kadar. Ama ben size hemen pratik bir şeyler söyleyeyim. Mesela şu zarı var ya, çok büyük nimet var bu zarında. Evet, onu da böyle ağrıyan eklem ağrılarınızda çok faydalı. Bunun ilaçlarını da yaptılar. Faydalı. Kırışıklıklara faydalı. Nereye yapıştıracağız Serap Hanım? Sen şu evet, benim mesela şu ödeme şişine, yapıştıralım. Şişe yapıştır. Gülmeyin, kırışıklıklara gerçekten çok faydalı. Bilhassa kaz ayaklarına çok faydalı. Tamam. İç kısmını böyle taze taze yapıştırabilirsiniz. Anlayabilmek için de iç kısmını anlayabilmek için de şurada biraz kabuğu kalsın. Dışa gelecek yani kabuğu, orasını yapıştırmayacaksınız. Çünkü içinde çok kolay çıkıyor. Bakın şu zarında çok büyük hikmet var kardeşim, bakınız. İşte şu. Evet. Bunu ağrıyan eklemlerde de şöyle kullanılabiliyor, şey yapılabiliyor. Önümüzdeki günlerde anlatacağım. Ben susayım Serap Hanım. Buyurun de, siz devam ediniz. Şimdi ne yapıyorum? Bir çorba kaşığı yoğurt aldım. Yoğurdunuz da ev yoğurdu olsun. Çok daha iyi olur. Biraz sonra ev yoğurdu nasıl yapılacak göstereceğiz. Şimdi yapıyoruz. Bir çorba kaşığı yoğurt aldık. İçine yine böyle bütün leke maskelerin içinde var karbonat. Karbonat çok etkili. İçine bir çorba kaşığı yoğurdun içine bir çay kaşığı karbonat koyuyorum. Bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı da yumurta. O biraz önce hani o un haline getirdiğimiz yumurta tozundan koyuyorum. Bir çay kaşığı da. Çok yaşayın Feridun Bey. Siz de görünüz Serap Hanımcığım. İçine böyle bir iki damla da limon suyu koyuyorum. Şöyle karıştırıyorum. Bunu buzdolabın kapağında tutabilirsiniz. Haftada üç kere yapabilirsiniz. Çok etkili. Ne koyduk şimdi? Yoğurt koyduk. Bak nasıl kabardı. Gördün yoğurt mi? Koyduk, karbonat koyduk. Başka? Evet, yoğurt koyduk, karbonat koyduk, yumurta tozu koyduk. Bakın yumurta nasıl kabarıyor. Kaç tozu numaraya gösteriyorum? Üç numarada gösteriyorum. Bakın nasıl kabarıyor. Bir etkileşim musunuz oldu evet karbonat, aralarında. Yoğurt. Yoğurt, yumurta kabuğu yumurta tozu. Yumurta tozu. Evet, yumurta kabuğu tozu ve birkaç damla da limon suyu. Limon suyunun da böyle bir o asiti gerçekten güzel leke soyuyor. Bunu böyle güzelce karıştırdım. Karıştırdıktan sonra nerede hangi lekeniz, seyircimize uygulayacağız? Nerede lekeniz varsa. Gelin. Hadi gel abla. Gel şöyle oturtayım. Şuraya bak. Şuradaki hanımefendinin de boynunda lekeler var. Onları onu da gördüm. Onu da alalım. Evet, onu da alalım. Onu da alalım. Tamam. Boynunda da var. Boynunda lekeler. Boyundaki lekeler için de çok etkili. Evet. Biraz sonra size yüz kırışıklığı için, boyun kırışıklığı için çok özel jimnastik göstereceğiz. Bugün jimnastiğimizi yapmadık. Aralarda yapacağız jimnastiklerimizi. Hem şöyle bir uyanacağız, kendimize geleceğiz. Bugün size çok özel yüz jimnastiği göstereceğiz. Kırışık önleyici, evde kolayca yapabileceğiniz yüz jimnastiği göstereceğiz. Yani Feridun Bey, şunun ne maliyeti vardır? Düşünsenize, yumurtayı zaten kırıyorsunuz, omlet yapıyorsunuz. Azıcık da kurutun. Hemen anında kendiniz için de bir şeyler yapın. Hep halı silmeyin, cam silmeyin, temizlik yapmayın. Yapmayın ha, kendinize bakın. Hep yemek vallahi yapmayın. Hiç kimseye yaranamıyorsunuz. Ben yaranamadım bugüne kadar Feridun Bey'e. Madalya takmadılar. Ya. Başımıza tac ettik, tane edeceğiz ya. Yerlere böyle yattık, süpürge olduk. Hala şey yapamadık. Yok ya. Yok ya, kim temizlik yapmış diye kim kimi takdir doğru ediyor. Gerçekten kesinlikle hanımlar. Kesinlikle ve sen görmüyor musun? Bak bütün ortopedi sorunları, fibromiyajiler,
değil mi, diz eklemlerinde o yerleri silerken evet. En çok kadınlarda olmuyor mu sorunlar Feridun Bey? Çok haklısınız, çok haklısınız. Hemen ben size bir şey söyleyeyim. Size de geliyorum. Önce ben demeyi öğreniniz kardeşlerim, evet. Ben demeyi öğreniniz. Fedakarlık yaptınız mı herkes sırtınıza biner, bir süre sonra indirmek istediklerinde problem çıkar. Evet, bu kadar zaman sırtında taşıdım kimse demez, değil mi Feridun? Demez. Evet, o yüzden de böyle kendinize bakın. Maliyeti çok az. Özellikle lekeniz yeni oluşmuşsa, yani eğer bu yaz oluşmuşsa ya da ondan önceki yaz oluşmuşsa açılma şeyi daha yüksek. Evet, açılması evet, daha yüksek. Ben bir de bu tarafa süreyim. Ona bu arada ayakkabılarımızı da veriyoruz. Ayakkabılarımızla ilgili şifreyi de güzelce takip edin. Ayakkabılarımızı evet. Görüyorsunuz bakın mükemmel. Sizin ne zaman oldu lekeleriniz? Hanım. Tamam, o zaman açılma şansı çok yüksek. Şöyle sürüyorum. Bir de maskeleri yüzünüze yukarı doğru süreceksiniz. O yukarı doğru kuruyacak ki şöyle cildinizde güzelce botoks etkisi. Heh, botoks etkisi yaratsın diye. Ne yapıyoruz bunu? Kuruduktan sonra elimizi şöyle hafifçe ıslatıyoruz. Musluğun altında şöyle suya tutuyorsunuz. Tuttuktan sonra şöyle kuruduktan sonra ovalayarak yavaş 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 peeling yaparak çıkartacağız. Ovarak leke neredeyse o lekenin üzerinde ovarak çıkartacağız.